Ben sağcı solcu. 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 Benim için yandaş yok. Sadece ve sadece vatandaş var. Ve istisnasız her vatandaş bu ülkenin zenginliğinden hak ettiği payı almalı. Her vatandaş rahat bir nefes almalı. İşte ben buna inanırım. CHP varsa herkes için var. Korkacaklar, korksunlar. Geliyoruz, geleceğiz, yakındır. Kim nerede ne işliyor, hepsini biliyoruz, bileceğiz, yakındır. Görüşmüşler memleketin mallarını, bekliyoruz hele gelsin yarını. Elimizin nasırdan balyozlarını başlarına vuracağız, yakındır. Bir ıslık da sen çal, bir ıslık da sen, bir ıslık da sen çal, bir ıslık da sen. Sevgili atamız ne demiş? Yurtta sul, cihanda sul. Sevgili Genel Başkanım Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkanım ne diyor? Daha geçen gün Adana'daydı. Ne diyor? Yurtta sul, cihanda sul. Biz de diyoruz ki Karabağlar'da sevgili aday adayım İbrahim Kılıç'la diyoruz ki Karabağlar'da barış, yurdumda barış, dünyada barış, barış adına, güzellik adına, kardeşlik adına, bütünlük adına bu güvercinleri, bu güzel güvercinleri uçuracağız. Artık karanlıkta uçarlar mı, uçmazlar mı? Hadi bismillah. Elleri görebilir miyiz? Sen koştunuz. Son bir kez düşünce var. Evet, biz de Karabağlar. Sevgili kardeşim, çok teşekkür ediyorum. Şeref verdin. Temennim, senin de yolun açık olsun. Güzellikler seni de bulsun. Hep beraber inşallah, hep güzelliklere. Evet sevgili seyirciler, ben evvela aflarınıza sanıyorum. Üç haftadan beri fırsat bulup da karşınıza geçemedim. Nedeni malumunuz, aday adaylığımızın süreci. Sevgili Cüneyt de çok güzel bir jest yapmış. Geçenlerde yaptığım basın açıklamamda, adaylık açıklamamı getirdi. Bana jest yaptı. Kendisine, Cüneyt de kardeşime teşekkür ediyorum. Hepinizin affına sığınarak diyorum ki 3 haftadır yok.
Bu da malum. Tekrar sözümü yeniliyor. Malumunuz. Yoğun bir çalışma, yoğun bir tempo. Geçmiş olan daha evvelki programlarımızı banttan yayın yaptık. Bu akşam da artık seyircilerimizin karşısına geçelim. Kendilerinden af dileyelim. Sevgili Cüneyt de diyor ki abi diyor vallahi mesajlarda diyor Salih abiye bir şey mi oldu? Salih Bey'e bir şey mi oldular? Neden banttan yayından giriyorsunuz diye merak etmişsiniz. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Evet efendim. Sözümü böyle bitirerek Yeni Gün TV'den hayırlı akşamlar diliyorum. Bu akşamki konuğum, çok değerli, şahsiyetli, partisinden, genel geçmiş genel başkanlarından ve rahmete giden genel başkanından feyiz alarak, destur alarak, efendiliği kendisini kendisine örnek alan bir şahsiyet. Sözün eri bir şahsiyet. Kimdir efendim? DSP, yani kısa adı. Sevgili kardeşim, arkadaşım, dostum, İl Başkanı, Demokratik Sol Parti İl Başkanı sevgili Selçuk Karakülçe. Sevgili başkanım, hoş geldiniz, sefa geldiniz. Sayın Erkek, öncelikle bu övgüleriniz için çok teşekkür ediyorum. Diyelim, dilerim teveccühünüze mazharızdır. Onu sergileyebiliyoruzdur. Çünkü bu saydıklarınız çok önemli vaziyetler. İnsanın bünyesinde barındırması ve taşıyabilmesi bir onurdur. Öyle takdir ettiniz. Öncelikle size teşekkür ederken buradan bizi dinleyen bütün tüm dünya diyeceğim. Daha önceki programınızda doğrudur. İzmir ve Ege diye başlamıştım ama program sürerken dünyanın dört bir tarafından buraya mesajlar geldiğine bizatihi şahit oldum. Evet. Programınız halk tarafından o kadar beğeniliyor ve yakinen takip ediliyor ki ben de bugün seslenişimi, selam verişimi düzeltiyorum. Buradan tüm dünyada bizi dinleyen vatandaşlarımıza selam ve sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Tekrar hoş geldiniz sevgili başkanım. Sevgili başkanım, tabii ki yani gerçekten rahmetli Ecevit dünyaya, bırakın Türkiye'yi, dünyaya mal olmuş bir devlet adamı, bir liderdi. Evet. Dürüstlüğü, şahsiyeti, şerefi, çalmaması, çırpmaması, bu anlamda da İzmir'deki merhum Ahmet Piliştin adında Büyükşehir Belediye Başkanımız da onun da bir örneğiydi. Evet. Yani bunlar sevgili rahmetle anıyorum. Ecevit'in bıraktığı mirası devam etmeniz gerçekten çok onur verici, çok gurur verici bir olay. Sizi bu konuda da kutluyorum. Çok teşekkür ederim. Sizi ve bütün ekibinizi, il yönetim kurulu üyelerinizi, ilçe teşkilatlarınızı ve Türkiye genelindeki herkesi gerçekten kutluyorum. Yani genel başkanınızı kutluyorum. Masum Türker ayrıca hemşerimdir, Mardinlidir. Evet. Kendilerini de kutluyorum. Çok değerli bir şahsiyettir. Evet. Özverilidir. Hepinizi ayrı ayrı kutluyorum. Çok teşekkür ederim. Şimdi sevgili başkanım gelelim sorularımla. Şimdi bazıları diyor ki yani daha evvel mi bu sorular soruldu, bu sorular ayarlanıyor, yapıyorsunuz o bu filan. Size onure etme adına yapacağım, size onure edeceğim bir şeyiniz varsa bana söyleyin lütfen dedim. Telefonda bunu konuşmuştuk. Salih Bey hayır dedi, kendine bırak. Tabii ki. Kendi haline bırak dediniz. Tabii evet. Ki, tabii ki, bu tabii. Anlamda da hiç size karşı herhangi bir soru da hazırlamadım. Herhangi bir şey de. Gayet samimi bir şekilde geçecek sanıyorum bu bir saatlik sürecimizde. Sevgili başkanım, burada bir seçim atmosferine girildi. Evet. Bütün Türkiye. Evet. Ve bütün dünyanın da gözü Türkiye'de şu anda. Evet. Tabii ki bazen işte Türkiye'nin de bir nasıl söyleyeyim bazı olumsuzluklardan gerçekten dip yaptı diyeyim. Evet. Yani ekonomi dip yaptı. Resmen dip yaptı yani. Evet. Dolar fırladı. Euro fırladı. İşte altın fırladı. Evet. Ama ne yazık ki kepenkler açıldığında evet. Sifta yapmayan esnafımız var. Evet. Bu süreci ben şahsen olarak üzülüyorum. Kesinlikle. Çünkü olan esnafımıza oluyor. Olan tüccarımıza oluyor. Olan ihracat yapan tüccarlarımıza oluyor. Köylümüze oluyor, çiftçimize oluyor. Herkese oluyor. Köylümüze, memurumuza. Herkese oluyor. Ama ben yurdum insanları öyle bir kendilerine güveniyorlar ki evet. Bu süreci de atlarlar. Evet. Atacaklardır evet, üstünden. Evet. Ama şimdi süreç gelelim Türkiye'yi değil İzmir'imize gelelim. Evet. İzmir'de bir sürecin içine girdik. Şimdi diyorlar işte AK Parti CHP. Evet. Şimdi AK Parti CHP bir de bu meyanda da küçücük MHP de diyorlar. Evet. Ama
Geri kalan yani 25 parti giriyor galiba değil mi seçimlere efendim? Evet, 25 parti. 25 parti seçimlere kazanmaya evet, hak kazandı. 25 partiden 22 evet. Parti hiç konuşulmuyor. Evet. Ya burada yani kimse de kusura bakmasın yani. Burada İşçi Partisi var, burada DSP var, burada Demokrat Parti var, burada Barış ve Demokrasi Partisi var, Saadet Partisi var. Yani Büyük Birlik Partisi Büyük Birlik var. Partisi var. Yani bunları hiçe saymanız, yani görmemeniz şahsımı gerçekten derinden üzüyor. Onların da isimleri bulunacak. Onların da isimleri lanse edilecek. Ben bu konuda gerçekten üzgünüm. Bu konudaki fikirleriniz, düşüncelerinizi evvela sormak istiyorum. Şimdi tabii, neden hiç konuşulmuyor? Neden gündeme getirilmiyor? Tabii o noktaya da muhakkak gelmek isterim. Ama öncelikle olarak Ecevit'le ilgili ve hükümetle ilgili birkaç tespitimi de sizinle paylaşmak isterim. Şimdi bir kere Ecevit tarihi bir kimlik. Benim burada yeniden Ecevit'i anlatma lüksüm olmasa da özellikle şunu vurgulamak istiyorum. 2002'de hükümetimize karşı bir sivil darbe yapılırken, bir günde partimiz evet, ikiye ayrılırken, o gün için hem iktidarımızı hem hükümetimizi hem de o günkü başbakanımız Sayın Bülent Ecevit'i iktidardan gönderme adına her türlü yaftayı yapıştıranlar ve o gün için Sayın Ecevit'in işte ne tür meziyeti var, dürüstlüğünden başka diyerek dürüstlüğü de küçümseyenler, eminim bugün dürüstlüğün ne kadar önemli bir meziyet olduğunu ve herhangi bir şahsiyete kolay kolay bahşedilmediğini ve dürüstlüğün bugün altın kafesler içinde aranan bir meziyet olduğunu dilerim çok yakinen görmüşlerdir, şahit olmuşlardır ve bunu anlamışlardır. Bu söylediğiniz manada teşekkürlerinizi bütün arkadaşlarım adına kabul ediyorum ve kendilerine bu dileklerinizi muhakkak ileteceğim. Demokratik sol partiler bu kulvarda siyaset yapmaya çalışıyor. Bu anlayış çerçevesinde siyaset yapmaya çalışıyor. Tabii ki bu sorduğunuz son olarak noktaladığınız soruyla ilintili olarak neden bizi görmüyorlar? Çünkü bizler büyük sermayelerin, büyük yatırımların, bizde çok fazla sanayici, iş adamı, sermayedar bulamazsınız. Onların finanse ettiği bir siyaset anlayışını bizde bulamazsınız. Tabii ki buradan şöyle bir anlayış çıkarılmasın. Ne sermayeye, ne iş adamına, ne müteahhite falan karşı değiliz. Hı hı. Ama Ecevit'in Demokratik Sol Parti'yi kuruşundaki ana temel felsefe çok sıradan insanların ayakkabı boyasından, marangozundan, terzisinden, bakkalından, mahalledeki herhangi bir şahsiyetine emeklisi, dulu, yetimi, köylüsü ki bugün köylü nüfusumuz da artık tartışmalı bir hale geldi. Çünkü Ecevit'in bıraktığı Türkiye'de ciddi bir köylü nüfus vardı. Bu iktidar döneminde maalesef bu köylü nüfusu da bitirme adına biraz önce saydığınız sıkıntılardan oluşan insanlar kendi kendine yetemez bir pozisyona getirildiler ve şehre gönderilerek aslında köylü şehirli olmuşken onları da şehirli nüfusa kaydettiler. Bugün köylerimiz maalesef virane evlerle, virane depolarla üretimden uzak tamamen şehrin kırsalında kalmak mecburiyetinde, bu kısıtlı ekonomiyle geçinmek durumunda ve özellikle fabrikalarda geliştirilen taşeronluk sistemiyle de maalesef birer modern köle haline getirildiler. Hükümetle ilgili bu saydıklarınıza, söylediklerinize tamamen katılıyorum ve bu iktidarın ülkeden bir an evvel gönderilmesi gerekiyor. Maalesef buradan bugün programa geleceğimi belirttiğim anda kendisi fikirlerini de benimle paylaşan değerli Murat kardeşim, Murat Kılıç veteriner hekim, çok güzel bir cümle söyledi ve ben de onu not aldım. Hı hı. Kendisine sivil kaynaklı muhalefeti bile darbe sayan bir iktidar hangi demokrasiden bahsedebilir? Hı hı. Çünkü 12 yıldır bir iktidar, 12 yıldır her kimse bu hükümete sürekli darbe yapıyor. Yani hükümet bunu iddia ediyor. Evet. Ülkede asker bırakmadı, sivil bırakmadı, ekonomi bırakmadı, hukuk bırakmadı, sağlık bırakmadı, eğitim bırakmadı. Evet. Onun için bizler her ne kadar birileri bizi görmese de,
Her ne kadar birileri bizim ürettiklerimizi duymazdan gelse de tabii ki buradaki daha önce de programımıza konuk oldum ve ben de sizin şahsiyetinizden gerçekten feyz alıyorum, örnek alıyorum. Bunlar birer örnektir. Bizim de siyasi kulvarda bize ışık tutan, bize yol gösteren başta Bülent Ecevit, Doktor Masum Türker olmak üzere öyle bir noktaya gelindi ki bizi duymayanlar, bizim ürettiklerimizi görmezden gelenler ülkede dürüstlük arar, siyaset arar oldular. Köşe yazarlarını da çok yakinen takip ediyorum. Söylediklerinin birçoğunu biz zaten süreç içerisinde, zaman içerisinde baştan aşağı söylemişiz. Ama bunları başka bu söylediğiniz üç partiden birisi söylediği zaman aman aman manşetler oluyor. Ki çok da şahit olduğum konular var. İzmir ili çerçevesinde geliştirdiğimiz politikaları basınla paylaşıp mail ettiğimizde birçoğunun basında yer almadığını ama falanca basındaki değerli gazeteci arkadaşımızın başka bir iş adamıyla oynadığı bir tavla oyununun günlerce televizyonlarda, gazetelerde manşet olduğunu maalesef bu ülkede gördük. Ama bunlar bizi yıldıracak mı? Bunlar bizi vazgeçirecek mi? Aksine her gün daha çok bilenerek. Evet. Çünkü bu ülkeyi bizler atalarımızdan devraldık. Çok klişe bir söz gibi olabilir. Ama çocuklarımıza devredeceğiz. Bizim kimseye olmasa bile çocuklarımıza çok büyük sorumluluklarımız var. Bu sorumluluk dahilinde biraz önce saydığınız özellikler dilerim biz ve bütün arkadaşlarımızda mevcuttur. Bunu en üst seviyede Türkiye'de siyasetin kalitesinin başka türlü artma seçeneği yok Salih Bey. Çünkü biz Demokratik Sol Parti'yi özümsemiş insanlar daha önce çok mütevaziydik. Şöyle bir sloganımız vardı. Türkiye'nin demokratik sola ihtiyacı var. Bunu son dönemde daha da geliştirdik. Çünkü bunu söylediğimizde şöyle bir ya falan çok abartıyorsunuz diyenler de olabiliyor. Dünyanın demokratik sola ihtiyacı var. Dünyanın doğruluğa, dürüstlüğe ihtiyacı var. Dünyanın çalmayanlara, yetim hakkı, kul hakkı yemeyenlere ihtiyacı var. Fakirin, fukaranın nerede olduğunu merak edenlere ihtiyacı var. Onların sorunları, onlar topluma nasıl karıştırılır? Buna çare üretmeye, çözüm üretmeye, çözüm bulan insanlara ihtiyaçları var. Bizler bu kulvarda, örneğin bu seçimdeki ana temamız ya da ana simgemiz pazarcı kasası. Bu nereden, tabii burada hazır seyircilerimiz de bulmuşken onu da anlatayım. Yakalan çıkar. Evet. Sizin sayenizde her zaman böyle fırsatları bulamıyoruz. Maalesef birçok ekranlar bize kapalı. Sağ olsun basında bazı arkadaşlarımız sayesinde Demokratik Sol Parti kendimizi ve politikalarımızı anlatabiliyoruz. Biz Yeni Gün ailesi olarak hem televizyonumuzda hem de gazetemizde de böyle gerçekten sizi... Evet, çok teşekkür ederim. Sadece siz değil, bütün haberleri tarafsız bir şekilde yazarız. Biraz önce Sayın İl Sekreterim de bu manada size ciddi manada bir teşekkür etti kendisine. Sana ben hatırlattığı için teşekkür ediyorum. Evet Mehmet Bey, ben de teşekkür ediyorum. Evet, yani pazarcı kasasının olmasının sebebi Demokratik Sol Parti ilk kurulduğu yıllarda bildiğiniz gibi bütün partililerin işte biraz önce saydığımız toplumsal kitlenin kendi aralarında topladıkları üçer beşer kuruşlarla kurulmuş bir parti. Tabii o dönemlerde araçlar çok fazla yok. Ecevit Skoda'ların bildiğimiz kamyonetlerin üzerinde geziyor ve kürsü kuramadıkları için ilk gittiği yerde Ecevit hemen bir pazarcı kasasının üzerine çıkarıyorlar ve o gür sesiyle Ecevit tabii kitleleri hareketlendiriyor. Biz de Demokratik Sol Parti olarak Türk siyasi hayatındaki yerimizi muhakkak korumamız gerektiğini bildiğimiz için ve partimizin yaşadığı süreç itibariyle bu dönemde tekrar o günleri hem yad etme adına hem de sahadaki heyecanı artırma adına pazarcı kasası İzmir İl Teşkilatı olarak bu seçimlerde bizim artı simgemiz, güvercinimizden sonra tabii biraz önce siz de güvercini uçurdunuz. İnşallah hep beraber İzmir'de güvercini uçuracağız. İnşallah yolunuz da açık olsun. Adaylarınızın da yolu açık olsun. Ben onu temenni ediyorum. Ben isterim ki Demokratik Sol Parti yani DSP Ecevit'ten kalan şimdiki genel başkan da inşallah aday kaliteli, vizyonu düzgün insanlarla çıkar. Ve inşallah sizler de belli bir ilçelerde, orada, burada, il desek yalan olur. Ama ilçelerde inşallah adaylarınızda birkaç kişi kazanır. Ben onu temenni ederim, şunu temenni ederim. Tabii ki benim partim Cumhuriyet Halk Partisi'dir.
insan ilk önce kendi kapısının önünü temizlemeli. İnsan ilk önce kendim derim mesela, benim adaylarım. Ama niyetleri iyi olan, halktan yana olan, hak hukuk bilen, hak yemeyen, çalmayan, çırpmayan, çaldırtmayan insanlar görev başına gelmesini isterim. Ben bu konuda Sayın Genel Başkanıma da ben buradan, kendilerine de buradan istirhamım. Gözü, sözü, vizyonu, misyonu düzgün, çalmayan, çırpmayan, halka düşkün olan insanları görev başına getirmesini ben gerçekten talep ediyorum. Evet. Eğer yapmazlarsa zaten tamamen de seçim de kayıptır yani. Kesinlikle kayıptır. Hiç kimse, hiç kimse sanmasın ki İzmir bir partinin çantasındadır veyahut da cebindedir. Yani hiç kimse kusura bakmasın. Evet. İzmirliler, İzmir halkı çok iyimserdir ama baş kaldırdığını da kaldırır. Yani. Kimse de kusura bakmasın. Yani kimse İzmir kimsenin çantasında keklik değil. Yani aynı fikirdeyiz. Yok yani. Aynı fikirdeyiz ve biz de her zaman gerek seçim çalışmaları ve gerek bu süreç başlarken şunu savunduk. Yani kimse İzmir'i tek elinde ve cebinde hissetmesin. Herkes hesabını kendine göre yapsın ve artık İzmir'de aman AKP gelmesin korkusuyla oy verme dönemi artık geride kaldı. Yani İzmirli bir önce sizin de söylediğiniz gibi çok farklı. İzmirli kültür istiyor. Ha. İzmirli dayanışma istiyor. İzmirli samimiyet istiyor. Bugün Türkiye'de sol adına siyaset yaptığı bir partinin, tabi buradaki cümlelerimi biraz tutmaya çalışıyorum. Çok erkekçe olmayabilir bu sözlerim. Ama sol kültürde bu kadar donanımlı bir ilde bu kadar çok belediye başkan adayı varken halkın gönlündeki adayı belirleme adına halkın önüne bir sandık koymuyorsanız bu çok büyük bir soru işaretidir. Türk demokrasisi adına biraz önce inatla siyaset yapacağız, bu yoldan vazgeçmeyeceğiz, çocuklarımız adına yapacağız derken çağdaş, layık, demokratik Türkiye dediğimizde anladığımız şey bu olmalı. Her gün bir kademe daha gerek demokrasimizi gerek ülkemizi daha ileriye taşımalıyız. Bunun da yolu çağdaşlaşmaktan geçer. Evet. Bugün nasıl işte ilk başlarda Murat 124'lerimiz vardı. Benim hatırladım, belki siz benden daha öncekileri hatırlıyorsunuzdur. Şimdiki arabalarımız daha hızlıysa artık demokrasimiz de çocukluk devresini, olgunluk devresini bırakmıştır. Artık gelişme, daha da gelişme. Korkusuzca bu sorumlulukları, bu mesuliyetleri alabilmemiz lazım. Halkı bu işin içine katmamız lazım. Halkı bu işin içine katmak da ancak ön seçimlerden geçer. Tabii ki burada Demokratik Sol Parti adına bize bir soru gelebilir. Siz ne yapıyorsunuz? İnanın örgütlerimiz müsait olsa hiçbir ilçede, hiçbir ilde bundan gözümüzü kırpmadan halkın önüne boynumuzu uzatırız. Evet. Efendim herhalde iki tane soru gelmiş bize. Salih Bey, biz mahalleli olarak sizin gibi adil, dürüst, çalışkan insanları belediyelerde başkan olarak görmek istiyoruz. Halkın yanında, halkla beraber olanlara destek vereceğiz. Karabağlar için siz bir umutsunuz, başarılar dileriz. Neriman Çetin. Diğer bir sevgili Cüneyt, biri daha göndermişti. Neyse. O da gelir sanırım. Tabii Neriman Hanım'a siz bir cevap vermediniz. İsterseniz ben cevap vereyim ama bilmiyorum, o cevap hakkını bana verir misiniz? Tabii lütfen. Neriman Çetin, çok teşekkür ediyoruz. Evet, buyurun efendim. Bir soru daha gelmişti. Sizin adınız. Hayır, lütfen. Tabii lütfen. Neriman Çetin, diğer bir tane daha vardı canım benim. Evet, başkanım iyi yayınlar. Karabağlar'da adaylığınızın açıklanmasını dört gözle bekliyoruz. Konuğunuza da başarılar dilerim. İyi yayınlar. Nurullah Aksu. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Çok teşekkürler. Evet, buyurun Neriman Hanım'a dediniz. Tabii Neriman Hanım çok iyi bir dilek ve temennide bulunuyor. Biz Neriman Hanım'a Demokratik Sol Parti olarak inşallah Salih Erkek'i göstermezlerse biz sizin dileklerinizi yerinize getireceğiz Neriman Hanım. Estağfurullah efendim yani. Çok teşekkür ederim. İlk defa böyle bir şey.
Çok teşekkür ederim, sağ olun. Yani çok teşekkür Şimdi ederim. Şimdi Sayın Başkanım, tabii ki süreç hepimiz her yerle takip edilmekte. Ülkenin buna ihtiyacı var, ülkenin bizlere ihtiyacı var. Bu konuda hiç... Mahcup oldum, gerçekten mahcup oldum. Yok, hiç mahcup olmayın efendim. Salih Bey. Yani bu dürüstlüğünüz, bu kararlılığınız bence bir şekilde taşlandırılmalı. Çok teşekkür ederim bu teveccühünüz. Sanırım genel merkezimiz Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ve genel başkan yardımcılarımız inanın gözden geçiriyorlar. Çok sık ediyorlar. Yani her şeyi ince ayrıntılarına kadar giriyorlar. Temennim az evvel söylediğim gibi dürüst şahsiyetli insanlar halka düşkün olan insanları görev başına getirsinler. Dilerim. Yani biz bunu diliyoruz. Tabii ki hep beraber bu İzmir'imiz için, evet, ezilen halklar için, bütünlük adına İzmir'de hep beraber bu görevi üstlenmemiz gerekiyor. Dilerim. Yani biz bunu diliyoruz. Evet sevgili başkanım, çok güzel konuşuyorduk. Şimdi seçim süreci, evet, ne girdik? Evet. DSP ne yapacak İzmir'de? İlçelerde ne yapacak? Ne yapıyor? Planları nedir? İnsanlarla görüşüyor, adaylarla görüşüyorsunuz evet, muhakkak. Tabii, ayrıca tabii, yine teşekkür ediyorum. Burada çok güzel bir jest yaptınız. Çok teşekkür ediyorum. Beni de gerçekten mahcup ettiniz. Çok teşekkürler. Şimdi tabii bazı arkadaşlarımızda bu tür korku ve endişeler var. Biz onları cesaretlendirme adına Demokratik Sol Parti ne yapıyor derseniz, çünkü bize de çok yakın olan arkadaşlarımız, daha önce de aynı kulvarda siyaset yaptığımız arkadaşlar, son itibariyle bugün başka tarafta kendilerini görmek istemişler. Bunlara da saygı duyarız. Demokratik Sol Parti her zaman söylediğimiz gibi gerek İzmir'de ve İzmir'in 30 ilçesinde 30+1 olmak üzere bütün ilçelerde seçimlere girecek, büyükşehirde de adayını çıkaracak. Bu sadece İzmir'in değil, başta Türkiye'nin olmak üzere Türkiye'nin hemen hemen bütün vilayetlerinde ve ilçelerinde Demokratik Sol Parti seçimlere katılıyor ve adaylarını çıkarıyor. Yani burada biraz önce söylediğim gibi o üç parti sanki onlar var. Türkiye'de başka partiler yok. Sürece baktığınız zaman Demokratik Sol Parti öyle çözümler üretiyor, öyle çareler ortaya koyuyor ki, ama maalesef buna konjonktür diye mi açıklıyorlar ya da nasıl isimlendiriyorlarsa, Türkiye'de bir üç partili sistem, hatta biz bunu iki partili diyoruz ve daha önceden dillendirdiğimiz bir söylem vardı. Türkiye önce iki parti, sonra da tek parti, arkasından padişahlık dönem ve bu kulvara adım adım girildi. Bu HSYK kuralları, kanunları falan meclisten geçtiği takdirde önce AKP iktidarının, sonra da Tayyip Erdoğan'ın padişahlığını ilan edilecek pozisyonda. Demokratik Sol Parti bu manada Türk siyasi hayatında olmak zorunda. Ve siyasi partiler iktidarı hedeflerler, büyümeyi hedeflerler. Şimdi tabii burada sorular arasında gelir miydi bilmiyorum ama herhangi bir güç birliğiyle, şunla bununla bir siyasi birlikteliğimiz söz konusu değil. Siyasi pazarlığımız hiç söz konusu değil. Çünkü Demokratik Sol Parti ilkeleri olan bir parti. Herhangi bir pazarlık içinde olmayacak. Gerek İzmir ve dediğim gibi tüm Türkiye'de kendi adaylarıyla yola çıkacak. Çünkü Demokratik Sol Parti dediğim gibi hem ilkeleri olan hem de çok köklü bir parti. Türkiye'nin de ihtiyacı olan bir parti. Özellikle sol adına, büyük kitleleri toplama adına, biliyorsunuz bugün solda ciddi bir açık var. Sevgili başkanım, şimdi Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu da aynı vurguları yapıyor sizin gibi. Hı-hı. Bu vurguları da yapıyor. Hı-hı. Yani gerçekten onun şahsiyetine, onun halka düşkünlüğüne, hı-hı, onun şimdi dini, dili, ırkı, mezhebi kim olursa olsun, hı-hı, hiç ayırmayan bir şahsiyettir Sayın Kemal Kılıçdaroğlu. Ecevit de böyle. Yani şimdi gördüğüm kadarıyla bu iki insan halka çok düşkün. Evet. Çok düşkün. Lakin insanları rahat ettirmiyorlar. Evet. Ettirmiyorlar. Yani etraf kuşatılmış. Evet. Yani bir Kemal Kılıçdaroğlu 1000 tane yok ki bütün her yeri dolaşsın görsün. Kuşatılmış etraf. Bu
bu dürüstlükten, bu dürüstlükten dolayı ben sanki ismini Gandhi Kemal koydum. Kemal Kılıçdaroğlu benim çok büyük güvenim var. Hı hı. Halka yatkınlığı. Zaten muhalefeti en güzel şekilde de yapıyor. Hı hı. En güzel şekilde yapıyor. Şimdi gördüğüm kadarıyla inşallah bu sürece hep birlikte atlatacağız. İzmir'i de, İstanbul'u da, Ankara'yı da, Adana'yı da, o suda, bu suda herkes ayaklandı mı? Bakın, halk ayaklandı mı? Evet. Bu olay biter. Bu olay biteceğine inanıyorum. Ama nereye kadar? İnşallah memleketimiz için ne hayırlısıysa o olsun. Evet. Ben şimdi adayı çatmak da istemiyorum. Yok, keşke ben şu anda başka bir programın konuğu olsaydım, başka bir yerde konuşsaydım ve o mikrofonu da bana uzatsalardı ve bana o soruları sorsalardı, ben çok güzel konuşurdum. Ha, şunu da söyleyeyim. Ben şu anda AK Parti'ye veyahut da herhangi bir partiye çatmışlığım da yok, şeyim de yok, oyum da yok, buyum yok. Ama gördüğümüz kadar 2-3 cümleyle tamamladım ben sözlerimi. Gerçekten ekonomik durum tamamen bitti esnaf. Köylünün bitti, tüccarın bitti, işte dolar kaç para, 1800 falan şey var. Evet. Çıktı 2200 liraya dayandı. Evet. Günah ama insanlara günah. Dolarla borçlu olanlara da bir düşünelim. Şimdi Sahip Beyciğim, öncelikle şunu söyleyeyim. Demokratik Sol Parti'ye yapılan darbeden bahsettim biraz önce. Demokratik Sol Parti iktidarı bıraktığı gün bu ülkede sıradan vatandaşın toplamının sırtındaki borç 5-6 milyar TL. Yani şimdi mevcut iktidar sürekli IMF'ye borç vermekten ve Türkiye'nin borcu kalmadığından bahsetmekte. Ama bugün itibariyle belki IMF'ye borcunuz yok. Ama vatandaşın sırtındaki, sıradan vatandaşın, çünkü vatandaş bu borçlar yüzünden nefes alamıyor. Vatandaşın sırtındaki borç, üzerine basa basa söylemek istiyorum, 200 milyar TL'yi aşmış vaziyette. Belki IMF'ye borcunuz yok ama vatandaş soluk alamıyor, nefes alamıyor. Karar veremiyor, kafasını kaldırıp etrafına bakamıyor. Ve bunu ne yapıyorsunuz? İşte kredi kartlarına kısıtlamalar getirerek falan önlemeye çalışıyorsunuz ki sadece derler ki günaydın. 12 yıldır bu ülkede iktidarsınız. Ve öyle böyle değil, hem iktidar hem muktedirsiniz. Aldığınız oy %50 civarında oy. Hı-hı. Ve meclisteki temsiliyetiniz de %60'larda, %65'lerde. Hala her yapılan hareketi kendinize darbe gibi algılatıp vatandaşı kandırırsınız. Ve bunun için de gerek devletin bütçesini, gerekse yandaş bütçelerinizi sadece buna endeksli kullanırsanız bu toplum, bu millet sizi affetmez. Erinde geçinde bunun hesabını sorar. İnşallah bizler o ilk cümleye başladığınız meziyetlerimizden ve gerçekten ben de katılıyorum, bütün demokratik sol partililer bu meziyetleri taşırlar. Çünkü onların derin bir kültürleri, derin bir Ecevit bilgileri, birikimleri var. Bunun hesabını muhakkak soracağız. Merhaba Salih Bey, hem de tam adımı da bilmiş. Merhaba Mehmet, benim Mehmet ya, evet. Mehmet Salih Bey. Her zaman halkı aydınlatıyorsunuz. Programlarınınla konun çok doğru söylüyor. Doğru mu? Konun, evet. 10 millet eziliyor. Bunu anlamayanlar da var. Basını da susturuyorlar. Basını da susturuyor. Cümle düşükleri var ya orada. Basını da susturuyor. Şimdi kapı kapı gezip oy dileniyorlar. Neyse, o siyasi partiyi katmayalım. Halk artık aydınlanmaya başladı. Sizi kutluyorum başkanım. Nur Sarıgül mü? Evet, Nur Sarıgül. Teşekkür ediyorum Nur Hanım. Kusura bakmayın, partilere pek fazla konuşamıyoruz. Şimdi şöyle bir şey, iyi ki hanımefendi yazdı oraya. Siyasi parti, AK Parti'nin AKP. AKP milletvekili konuğum oluyor. Onları da arıyorum. Diyorum ki bu akşam konuğum var. Kim? CHP'nin milletvekili. Lütfen siz de milletvekilinizi, hangi milletvekili varsa gönderin. Karşı karşıya konuşsunlar. Göndermiyorlar. İl başkanını davet ediyorum, il başkanına karşı.
Gelmiyorlar. İlçe başkanını ilçe başkanına karşı davet ediyorum. Gelmiyorlar. O zaman kusura bakmasınlar. Yani konuğumda istediği gibi konuşur. Evet. Ama ben şimdi genel mesajları onu konuşamıyorum. O etik değil. Benim için etik değil. Bundan dolayı ben seyircimden de çok özür diliyorum. Özür dileyerekten isim kullanmadım. Partinin ismini kullanmadım. Belki de 15 yıla yakın program yapıyorum. Ne savcının karşısında ne RTÜK'ün karşısında çıkmadım. Evet. Sahip Bey, yani bu tarzınızı her zaman takdir ediyorum ve bizler bu seviyeyi korumak zorundayız. Teşekkür ediyorum. Türk siyasetinde evet. olmayan, Türk siyasetinde unutulan, tabii gene Ecevit'ten alıntı yapmak istiyorum. Ecevit nezaketini, evet. o evet. devlet adamlığı duruşunu, evet. her kim ne yaparsa yapsın, her zaman hakkı, adaleti tanıdığımız gibi nezaketi de elden bırakmamak Bravo. Ana Kutlu. Çabamız ve ana Kutlu. Hedefimiz. Şimdi de belli oldu nezaketimiz, yani kusura bakmasın. Yani bu nezaketimiz de orada belli oldu. Çünkü olmaz yani okusak bize şu anda adayım. CHP'nin Karabağlar'da belediye başkan adayı adayım. Şimdi belki başka biri olsaydı o verip veriştirirdi. Evet. Ama bana yakışmayan bir şeyi kullanmam, konuşmamla. Yani çok önemli bu da çizgi. Evet, bunlar da yarın mikrofonlar elimize geçer, ayrı konu. Yani konuşuruz, gerekeni yaparız ama programımızda olmaz evet. bunlar. Evet efendim. Yani bütün ilçelerde kesinlikle. İlde de yani ilde adayınızı çıkartacaksınız inşallah. Kesinlikle. Yolunuz bu şekilde de açık olur. Çok teşekkür ederim. Gerçekten. Şimdi efendim başka da duyumlarımız var. Çok sevdiğimiz Cumhuriyet Halk Partisi'nden iki defa belediye başkanlığı yapmış, milletvekili yapmış, bakanlık yapmış. Hı hı. Saygı duyduğumuz Yüksel Çakmur. Hı hı. Teklif götürdünüz mü efendim? Şimdi tabii programınızın adı Erkekçe. Evet. Biz de delikanlıca konuşmamız gerekiyor. Evet. Şimdi biraz önce söylediğiniz etik kurallar çerçevesinde Sayın Yüksel Çakmur'la bu kamuoyuna düşen haberler daha gündeme gelmeden çok çok önceden. Çünkü bildiğiniz gibi Sayın Yüksel Çakmur Ecevit'in en genç bakanlarındandır. Ve İzmir'in efsane belediye başkanlarındandır. Evet efendim. Evet, biz Yüksel Çakmur'a adaylık teklifini götürdük. Kendisiyle bunları paylaştık. Ama gerçekten o kadar donanımlı, hı hı. o kadar seviyeli ve ben son telefon görüşmemizde bu konuyu neticelendirirken, çünkü son itibariyle en kötü karar kararsızlıktır. Evet, bir karara varmak durumundaydık. Hı hı. Kendisinin son cümlesini almak istedim. Sayın Bakanım, o kadar güzel şeyler anlatarak İzmir'de yaşananlara değil, tabanına olan saygısından dolayı okuyacağım. Başka bir partide görev alamayacağını belirtti ki benim saygı duyacağım ve o saniyeden sonra ikinci bir cümle edebileceğim bir tablo değil. Evet. Çünkü Demokratik Sol Parti özellikle bu tabanına saygı duymayan saygısızların yaraladığı bir parti. Ben de biraz önce söylediğiniz nezaket kurallarını aşarak onlara bir şey söyleyemiyorum. Ama yıllarını partisine vermiş ve bu partiden belli noktalarda onurlandırılmış, gerek milletvekilliği, gerek bakanlık, gerek belediye başkanlığı yapmış bir insanın, bizler tabii kendisini bir siyasi duayen gördüğümüzü, ilkesel bazda birçok noktada örtüştüğümüzü ve İzmir gündeminde bu yokken bunlar yapıldı. Ondan sonraki konu, biz ne kendisinin izni olmadan ne de ortak bir karar çıkmadan kamuoyuyla böyle bir şeyi sadece Çakmur için değil, bugün İzmir'de belki ismini duyduğunuzda sizi hayrete düşürecek insanlarla bu görüşmeleri yaptık. Ama hiçbirini belki bugünden sonra öğreneceksiniz. Çünkü artık nasıl derler, etrafımızda birçok olaylar oluyor. Biz de kendimizi anlatmak durumundayız. Yani biz sessiz kaldıkça şu anlaşılıyor. Demokratik Sol Parti sanki hiçbir şey yapmıyor. Sanki herhangi bir arayışı yok, herhangi bir çalışması yok. Hayır, öyle değil. Aslında belki de İzmir'de bu manada en çok emeği veren parti Demokratik Sol Parti. Bakın
Ama yazılı görsel basın keşke sizi desteklese biraz da. Dilerim bu söylediğiniz onlara bir çağrı olur. Onlar da bizi destekler. Biz de kendimizi ifade edebiliriz. Evet, ama şunu bir açıklamama izin verin. Lütfen. Sayın Çakmur'un tepkisi bence alınmalıydı. Ve ben gene bu konulardan uzak durmak istiyorum. Girmek istemiyorum ama Türk demokrasisi adına bunu vurgulamadan da geçemeyeceğim. İzmir'de Aziz Kocaoğlu işaret edildikten sonra keşke topluma siyaset dersi vermeye çalışanlar bir tepki verselerdi. Ben bilemiyorum onu. Bu konulara hiç girmek istemiyorum ama sadece demokrasi adına ve adında kendini solcu ilan eden bir partide bu tür yaşananlar adına kaygı duyduğum için lütfen partili arkadaşlarımız bizi bağışlasınlar. Ne kadar uzak kalmak istesek de sonuçta siyaset yapıyoruz ve Türkiye'de bir siyasi kulvar çizmeye çalışıyoruz. Ama Aziz Kocaoğlu'nun burada günahı yok. Biz, yani bilemiyorum DSP'de ne kadar beraberlikleri oldu, o oldu, bu oldu bilemiyorum. Hayır, ama Aziz Kocaoğlu'nun günah falan demiyorum. Aziz Kocaoğlu dedin ya. Hayır. Aziz Kocaoğlu İzmir'e atandı. Evet. Bunun adı budur. Evet. Ama yani demokratik burada, mi diyorsunuz? Yani bence demokratik ön seçim mi? Bir ön seçim yapılmalıydı. Kim bu yapılmadı? Bu yapılmadı. Tamam. Bu yapılmadı ama burada profesör unvanlı insanlar var, milletvekilliği unvanlı insanlar var, bakan unvanlı insanlar var. Yani Yüksel Çakmur'un gösterdiği hassasiyeti keşke hepsi gösterseydi. Şimdi genel merkez şu, kendilerince araştırırlar. Ön seçim ayrı konu. Ama ön seçimi... Kastettiğim tamamen ön seçim. Tamam. Ama ön seçimi de Sayın Çakmur da Aziz Kocaoğlu da istedi. Onu belirteyim yalnız. Ben Aziz Kocaoğlu kesinlikle eleştirmiyorum. Öyle bir şeyim yok. O kendileri de istedi. Ama demek istediniz, keşke kendisi de daha fazla ısrarcı olsaydı. Ön seçimi mi? Aziz Kocaoğlu. Hayır. Kurumsal olarak Cumhuriyet Halk Partisi İzmir'de seçmenlerinin önüne sandığı koysaydı ve oradan Aziz Kocaoğlu. Seçmenler tepki göstermedi diyorsunuz. Hayır. Bu, aday adayları tepki göstermedi. Aday adayları. Falan. Onları da saymayayım. Onların kendi bilecekleri şey. Yani o konuda bizler şey değiliz ama Aziz Kocaoğlu'nun üstünde çok duruldu. Sayın Genel Başkanı Amerika'da da daha bunu konuşmuştu. Aziz Kocaoğlu aday olursa adayımızdır demişti. Yani burada küçük bir açıklamayla kapatayım bu konuyu. Yani kesinlikle böyle bir eleştirel ya da zaten buna hakkım da yok. Ben Demokratik Sol Parti İzmir İl Başkanıyım. Yüksel Çakmur'la ilgili bu tür konular gündeme geldi ve böyle bir düzey konuşması olduğunda bu hassasiyetin altı da çizildi ve bizce de doğru olduğu düşünüldüğü için böyle olmalıydı. Şimdi şu süreç şu olabilir. Bakın Aziz Kocaoğlu'yla ilgili şunu konuşabilirim ben. Hiç kimsenin de çekindiğim yok. Oyunda yok, buyumda. Evet, şunu bir konuşalım. İyi yayınlar başkanım. Konuna da merhaba. Evet, vatandaşı bir paket makarnaya bir torba, Allah Allah yine çatma var, kömüre oy dileniyorlar. Ama millet Aydın'la Çıkavak Aydın'la çıkacak. Çıkavak demiş. Çıkacak diyeceğim, Çıkavak demiş. Çıkacak. Ne olduğunu anlamayan başladı. Fakir insanları kim görüyor? Salih Bey, Karabağlar başkanı olarak senin sesin, seni başkan olarak görüyoruz. Sen halka iç içesin, dürüst insansın. Karabağlar başkanısın. Allah Allah, yani sağ olun kardeşim benim. Neydi ismi? Elif Turgay. Elif Turgay. Turgay. Hatırladınız ne? Hatırladınız. Işıklar var da ışık gözüme alıyor. Bilirsiniz, sorulması gereken soruları burada soruyorum. Önceleri hep yeri değil derdin. Ama ne? Hep yeri değil derdin. Ama şimdi tam zamanı. Hatırlar mısınız bu vesileyle Erzincan'da sevgi ve evladım atladı. Erzincan'da daha mesajlar mı geliyor? Erzincan'da şey yapar mısınız o diğer mesajı? Nerede abi o? Çık yukarı canım benim. Kaçtı abi ya. Erzincan, sevgi ve saygılarımla şimdilik sizi takip ediyorum ve ilerleyen zamanda sorularım olacak. Şimdilik dinliyorum sizleri ama atlama ya. Canım benim. Sorunları olacak. Şimdilik dinliyorum sizleri, saygılar. Mehmet Ali
Güvenç. Çok teşekkür ederim kardeşim. Sağ olun. Allah razı olsun. Başka varsa onu da okuyalım. Sevgili Cüneyt. Yok mu? Tamam, tamam canım. Elif Turgay'ı okuduk, Deniz'i de okuduk. Şimdi şunu söyleyeyim. Kimseden de çekindiğim yok. Başkalarının bana ihtiyacı var. Benim ihtiyacım şu şekilde. Liderlerime ihtiyacım var. Liderim beni gösterecek. Ben de halkına hizmet edeceğim. Varsa benden daha iyisini düğmemi iliklerim. Arkasında da koştururum. Ama benden daha de iyisi gelmezse, halka yatkın değilse, halkla barışık değilse, halka dokunmuyorsa, fakir fukaranın derdini bilmiyorsa, kentsel dönüşümden ilgili ransal dönüşümün peşindeyse ben dikilirim. Hiç kimse kusura bakmasın. O babam dahi mezardan gelecek, dikilirim abi. Şimdi Sayın Aziz Kocaoğlu, oraya geleyim. Sayın Aziz Kocaoğlu, taraf tutarsa, işte bu benim adamımdır, bu benim adamımdır, ben bununla giderim, ben bununla seçime girerim derse, halkı hiçe sayarsa, diğer aday adayları da hiçe sayarsa, Aziz Kocaoğlu'na da dikilirim. Hiç de kusura bakmasın yani. Hiç. Ama gördüğüm kadarıyla Aziz Bey tamamen olayları, aldığım duyumlar tamamen olayları genel merkeze bırakmış. Genel merkezin ne derse onu uygulayacağını ve anketlerden çıkacak insanları, yani kamuoyundan anketlerden çıkacak insanları kendi adayı olarak gösterecekler. Bu da genel merkezin ve Aziz Kocaoğlu'nun politikası şu anda o, aldığım sinyaller. Ama değilse, yine sözümü yineliyorum, benim, evvela kapımın önünü temizleyeceğim, benim Karabağlar'da, bakın Karabağlar'da benimsemediğim bir aday çıkarsa o aday kaybedecektir. Ve iddia ediyorum, altını da çiziyorum. Kim duyarsa duysun, kim ne konuşursa konuşsun, kim beni nasıl eleştirirse eleştirsin, hodri meydan. Burada bir parantez açabilir miyim? Evet, lütfen. Şimdi Sayın Erkek, Demokratik Sol Parti temiz siyasetin yüzü olmaya kararlı. Tabii ki mesaj verildi. Kendini halka yakın hisseden, halka hizmet etmek isteyen, halkla beraber olmak isteyen, doğruluğu, dürüstlüğü, birikimi olan herkese Demokratik Sol Parti'nin kapısı sonuna kadar açık. Bildiğiniz gibi siyasi partiler toplumların malıdır, bireylerin malı değildir. Ben bugün Demokratik Sol Parti adına konuşuyorum. Selçuk Karakülçe adına burada konuşma lüksüm yok. Demokratik Sol Parti bu manada siyaset üretmeye çalışıyor. Siyasi tıkanıklıkların önünü açmak için çalışıyor. Ve her zaman söylediğimiz, Türk siyasi hayatında çeşitliliğe ihtiyaç var. Çok sesliliğe ihtiyaç var. Bakın, 3 dönemdir bu ülke tek bir parti tarafından yönetiliyor. Efendim, o zaman halk, yaşananlar, ama halk istiyor yani, kimsenin günahı yok ki, bir adamın günahı yok işte yani. Buradan sizin programınız vesilesiyle tabii bunu söyleyeyim, anlatıyoruz. Halka adamın günahı yok. Ey yani, halkım, başbakanın günahı yok. Ey halkım, biz bu ülkeyi kul hakkı yemeden, kuruş yemeden, yani kimsenin kuruşuna tenezzül etmeden yönettik. Demokratik Sol Parti bu ülkeyi bıraktığında terör yoktu. Eğitimde böylesine sıkıntılar yoktu. Ekonomide böylesine sıkıntılar yoktu. Ekonomi tam düze rayına girdi. Cumhuriyet tarihinin birikimleri bir anda o dönemki iktidar tarafından alınan kararlarla sonlandırıldı. Evet. Özür dilerim. Bence CHP'de İzmir'e, CHP'de İzmir'e güvenmeli. İzmir sert eser. Çok örnekleri var. Siyasi tarihinde bu yüzden tabana inmek gerekir. Halk kendisi için doğru başkanı seçecektir. Önder Eren. Çok teşekkür ediyorum sevgili Önder. Sağ olun, var olun. Bakın, bu az evvel konuştuğum cümleyi seyirci bu örneği verdi. Evet. Bu örneği verdi. Evet, siz yani konuşuyorsunuz, halka seslendiniz. Ama Türk milleti de, kimse de kusura bakmasın, yani %49, %45 ile getirdiler. Doğru. Bu kaç seçimde de öyle yani. Şimdi bir tek İzmir kaldı kale.
Yani İzmir'i de götürürse de afiyet şeker olsun. Neden? Çünkü sol cerrah bir türlü yumruğunu bir tek yere vuramıyorlar. Herkes kendi başına çekiyor. Bakın ne diyor? Makarna, kömür, onu mu diyor? Makarna, kömürü kullanacağınıza orada çıkın, basında orada burada yayın yani. Makarna peşini bırakın, kömürün peşini bırakın. Diğerleri de yapıyor kardeşim yani. Şimdi Salih Beyciğim, öncelikle şunu da açıklamama izin verin. Bir kere Demokratik Sol Parti bu manada gerçekten özveriyi göstermiş en büyük parti. Biliyorum. Yani 2007 seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi çatısı altında seçimlere gittik. O dönemde partimize reva görülen 13 milletvekili. Bakın yumruğu bir yere vurmaktan bahsediyor. Çok güzel bir duygu, çok güzel bir istek. Hı hı. Ama o günkü Cumhuriyet Halk Partisi yönetimi 7 milletvekili daha varsa, Demokratik Sol Parti'nin mecliste grubu olsa kime ne zararı olabilirdi? Evet. Bakın bugün İzmir'de işte kale diye bahsettiğimiz kale Demokratik Sol Parti tarafından Cumhuriyet Halk Partisi'ne teslim edilmiş bir kale. Bugün bizler de en az halk kadar kaygılıyız. Çünkü siyaseti sadece burada oturarak gözlemlemekte değiliz. İnanın şahsım olarak parti içinde değişik görevlerim var. Ben Türkiye'yi karış karış geziyorum dersem abartı olabilir ama Türkiye'nin birçok vilayetini, birçok bölgesini gezip genel merkezine rapor hazırlayan bir insanım. Yani tabii bunların konuşacağı platformlar belki farklı yerler olabilir. Ama yapılan muhalefet tarzına da üzülmemek elde değil. Sevgili başkan, yani özellikle sizin programınızda bunu binlerce şu anda yapmak izliyor. İstemiyorum. Binlerce izliyor sizi. Türkiye'de evet. 12 yıldır AKP iktidarı ama 12 yıldır da başka müzmin bir muhalefet var. Halka soracaksın. Biz halka zaten sürekli soruyoruz, sürekli söylüyoruz ve bu konuda gerek basından tabii ki o öncelikle teşekkürler. Okunmamış canım benim. Elif Turgay diyor ki yazılarımız okunmuyor diyor. Şikayet de ediyorlar. Yani sevgili hayır bak yazın en altında okunmuyor diyor. Ben sevgili seyirciler de küsüyorlar. Gerçekten küsüyorlar. Haklılar. Haklılar. Vatandaş ihale gelmez. Okumadım ben o yazıyı. Çünkü ihanet olmaz seyircilerimize. Vatandaş. Bir bak bakayım canım benim. Yine Arapçaya döndü. Çünkü çok fazla şey geliyor. Mail geliyor. Evet evet. Arapçaya döndü bizim. Evet. Sevgili başkanım öyle yoğunlaştı mı böyle oluyor. Sevgili başkanım siz halka sesleniyorsunuz. Kesinlikle. Haklısınız. Şimdi az evvel bunu halka dayadık olayı. Kesinlikle. Dedim ki başbakan ne yapsın? Hatta aflarına sığınıyorum. O adam ne yapsın dedim. Yani başbakan ne yapsın? Çıkıyor, konuşuyor, yapıyor, ediyor. Abi %45'le, %50'le geliyor iktidara geliyor. İkimiz suçu? Kendisinin suçu mu? Hayır. Halk oy veriyor. Evet. Halk oy veriyor. Yani kimsenin yapacağı bir şey yok. Senin benim yapacağımız ancak insanlara konuşmak, insanlara ikna etmek, insanlara... Tabii o yüzden zaten siyaset yapıyoruz. Yani ben helal olsun diyorum. Çok teşekkür ederim. Yani söyleyecek başka Mehmet Ali ne o? Bak abi şeye dönüyor yemin ediyorum. tamam Japonca'ya döndü. Ben seyircilerimin lafına söylüyorum. Ne olursun inanın şeyler Japonca yazılar gibi, Arapça yazılar gibi gelmeye başladılar bize. Sağ olun. Şimdi insanlar da Karabağlar üstünde duruyor. Gerçekten çok duruyorlar. Tabii Karabağlar aday adayı olunca tabii evet, farklı olarak çok, sizi de orada görmek istiyorlar. Evet temiz bir siyaset çok da anlaşılabilir istiyorlar. Bir şey. Çok dürüst insanları istiyorlar. Evet. Yani diğer adaylar da hepsi pırıl pırıl. Ama iş yapabilir, güvenilir. İnsanları da arayıp bulmak lazım. Kesinlikle. Yani Türk siyasetinin buna ihtiyacı var. Yani şimdi bir de başka şeyler sevgili başkanım başka şeyler de oluyor. Mesela gitmişler herhangi bir parti ismi kullanmıyorum. Diyelim ki X parti. Konaktan aday. Konak olmayınca hadi Karabağlar'dan da aday. Ya ayıptır ya. Hakikaten ayıp. Yarınki yeni gündeki köşe yazımı lütfen okuyun. Lütfen yarınki köşe yazımı okuyun ki sizler de, siz sevgili seyirciler de muhakkak bana hak vereceksiniz. Ben burada genel başkanıma da seslenmişim. Yani köşe yazımda da burada da sesleniyorum. Yani insanlar tutarlı olmalı, insanlar şahsiyetli olmalı, onurlu olmalı. Nereden aday olursan
orada ayaklarını yere basmalı. Doğru mu efendim? Çok doğru. İl başkanısınız. Çok doğru. İl başkanısınız. İşte bir aday orada olmadı. Seçiyorsunuz, olmadı. Değil mi efendim? Kalkıp da adayınız, ben burası olmazsa Karabağlı. Ya sen Karabağlı halkını bilmiyorsun. Özgür'e bırak, Umut'u bulamazsın. Umut'u bırak, Şerafettin Yüzbaşı'yı bulamazsın. Cemre Çeşme'yi bulamazsın. Hala da yüzsüzlük yapıyorsun, ben oradan aday olacağım. İşte biraz önce kastettiğimiz bütün şeyler bunlar. Olmaz öyle bir şey. Sayın Sarif Bey. Evet. Yani Türkiye'de demokrasinin ve siyasetinin kalitesinin yükselmesi adına zaten siyasi partiler kanunun baştan aşağı değişmesi gerektiği gibi siyasi partiler de kendilerine ilke edindikleri duruş ve tavırları sergilemek zorundalar. Evet. Bu konuda samimiyeti halka göstermek zorundalar. Bizler bu manada siyaseti zorlamak zorundayız. Bu çerçevede siyaset yaptığımız gün ancak çoluğumuza çocuğumuza görevimizi yapmış sayılırız. Efendim merhum ben kalmam bir sorum, onu soruyu da sormadan geçemeyeceğim kendimce. Sümerbank sorunu ne durumda? Ne oldu Sümerbank? Tabii biz bunu daha önce sizin gazetenize verdiğimiz bir beyanatta pimpon topu gibi gidip geliyor demiştik. Tabii orada nereye nasıl gidip geldiğinden ziyade önce Sümerbank konusunda halkımızın hafızasını bir güncellemek gerekiyor. Sümerbank arazisi özelleştirme kapsamında 2000 yılında Genel Başkanımız Bülent Ecevit tarafından bizzati İzmir Valiliğine, İzmir İl Genel Meclisi'ne eğitimde kullanılmak üzere tahsis edilmiş bir arazi. Hı hı. Bakın bu noktayı özellikle çizmek istiyorum. Eğitimde kullanılmak adına verilmiş bir arazi. Peki yaşanan dönemde daha sonra Demokratik Sol Parti'nin yerel iktidarı bittikten sonra 10 yıldır burada bir iktidar söz konusu. Yerel iktidar. Vatandaş tabii bu tür kavramları daha henüz kavramış vaziyette değil. Sizin için pardon, sizin için bir yazı var orada. Sayın hep beraber okuyalım da o yine bir dakika sevgili Cüneyt Sayın Selçuk Bey sizler de biliyorsunuz ki DSP adaya kazanmayacak. Neyse Arapça yazı var dedik ya. Hepimiz biliyoruz. Neden? Şu anda. Şu anda mı yazıyor? Atlatma bari Arapça da okuyalım burada da. AK Parti'nin durumu belli. Sence birlik zamanı değil mi demeye çalışıyor. Neden kazanmayacak? Gösterirsiniz. AK Parti'ye zaman AKP'ye zemin hazırlıyormuşuz. Yani şimdi Güvenç. Sevgili Mehmet Ali kardeşim, evet. Siyasi partiler iktidarı hedeflerler. Demokratik Sol Parti de Türk siyasi hayatında bugün 28 yaşına gelmiş, siyasi tarihi ve birikimi olan bir partidir. Demokratik Sol Parti biraz önce anlatmaya çalıştık. 2007'de bu özveriyi gösterdi. Maalesef Türkiye'de birleşmeden, birlik olmaktan kastedilen şey o birliğin güçlü tarafının kendi değirmenine su taşımasından ibaret bir anlayışı teşkil ediyor. Ve bugün evet AKP Türkiye'de ciddi bir erozyona sebep olmaktadır. Ama Türkiye Cumhuriyeti lütfen kimse kusura bakmasın AKP korkusuyla varacağı bir nokta yoktur. Bizler cesur ve yürekli insanlar. Bugün tabii bu konulara çok değinmek istemiyorum ama programın akışı gereği Cumhuriyet Halk Partisi Aziz Kocaoğlu'nu aday gösterdi. Ve diyelim ki solda başka da bir parti yok. Biz çıkmadık. Sizi dinledik, biz çıkmadık. Peki süreç içerisinde bu Türkiye'de binlerce örneği var. Türk siyasi tarihinde binlerce örneği var. Süreç içerisinde Aziz Kocaoğlu haşa böyle olmasını kesinlikle istemem. Vefat etti. Eliniz MHP'ye mi gidecek? Eliniz AKP'ye mi gidecek? Eliniz BDP'ye mi gidecek? Eliniz Saadet Partisi'ne mi gidecek? Bir solcu olarak oy verecek başka bir parti bulamamaktan mahcup olmayacak mısınız? Erinmeyecek misiniz? Bizler sadece bu kulvarda siyaset yapmıyoruz. Bu bir başlık. Bunun da ötesinde bakın Salih Bey gizli bir feryadı dile getiriyor. Ben farklı bir partinin il başkanı olarak onun yarasını deşmiyorum. Aslında ne söylemek istediğimi ben de siz de çok iyi anlıyorsunuz. Bugün İzmir'de birçok aday bolluğu var.
ve kimse şu saat oldu kimin aday olduğunu bilemediği gibi birilerinin iki dudağının arasından çıkacak kararı bekliyor. Ama Demokratik Sol Parti inşallah geçmişteki günlerini, 1999'daki heyecanı, 1995'teki heyecanı, 1994'teki heyecanı tekrar yakalayacak. Ve ben de inşallah Salih Erkek'in bu programında, Erkekçe programında bu partide daha da görev ve selahiyeti artmış bir İzmirli hemşeriniz, kardeşiniz olarak bütün bu söylediklerimin takipçisi olacağım. Bu söylediklerim partim adına değil, kendim adına değil, çocuklarımıza bırakacağımız bir Türkiye adına olması gereken, Türkiye'deki demokrasinin çağdaşlaşması, ilerlemesi ve gelişmesi adına olmazsa olmaz şeylerdir. Evet, Türkiye bugün bir yol kazası yaşamaktadır. Maalesef AKP gibi bir iktidarı yaşama talihsizliği nasip olmuştur. Ama bu aynı zamanda bizlere birer ders olmalı. Kendimize, özümüze dönüp bir bakmak zorundayız. Çünkü Cumhuriyet tarihinin servetini, mirasını kullananlar artık siyaset yapma anlayışlarına tekrar bir bakmak zorundadırlar. Nerede hata yaptık? Nerede iktidarı kaybettik? Nerede halkı kaybettik? Ve bu halkı nasıl tekrar kazanırız? Bunun mücadelesini bizler veriyoruz ve bütün siyasetçilerden bunu, bu çabayı vermelerini bekliyoruz. Bu manada Demokratik Sol Parti, tabii siz böyle söylüyorsunuz ama sokakta da birçok insan artık AKP İzmir'e hakim olmasın korkusuyla oy vermek istemiyorum diyor. Bunların da cevap bulması gerekiyor. Bu manada Demokratik Sol Parti bu kararlılığı gösterecek ve halkına çare olmak için gerekli çabayı gösterecektir. Sonuçta takdir halkımızındır. Halkın sağduyusunun önüne hiçbir şey geçmemeli, geçemez. Çünkü biz bunu demokrasi adına istiyoruz. Sağlıklı bir demokrasi adına istiyoruz. Bugün tabii halk böyle bir karar vermişken maalesef halkın gücünü kendi güçleri ve diktatoryasına kullananları da halk inşallah bu seçimlerde sandığa gömecektir. Dilerim sorunuzun cevabı olmuştur Sayın Mehmet Ali Bey. Sevgili kardeşim, başkanım, dostum, çok güzel cevap verdiniz. Tabii ki şimdi şöyle bir şey de söyleyeyim sevgili Mehmet Ali Bey'e. Teşekkür ediyorum. Teveccüh buyurup da bize soru sordular. Yani sevgili seyirciler, gerçekten bizde burada şey yok. Çok yoğun bir soruyla karşı karşıyayız. Soruları okumadığımız bütün seyircilerimden çok aflarına sığınıyorum. Gerçekten Arapça, Japonca gibi yazılar çıkıyor burada. Bak mesela bir şey Salih Bey diyor. Mesela Sayın Salih Bey işte altta ne diyor sorular? Neden? Ben okuyamaz. Sayın Salih Bey yine de birlik adına sorulması gereken soruları neden? Bak işte orada tıkanıp kalıyoruz. Sormuyorsunuz ya. Evet. Gibi Selçuk Bey'e yöneltmiyorsunuz. Salih Bey de programın başında belirtti. Lütfen kimse yanlış anlamasın. Her türlü soruya açığız. Veremeyeceğimiz cevap belki de olabilir. Birlik adına neden soruları sormuyorsunuz Selçuk Bey gibi bir soru algıladım direkt ben. Sormuyorsunuz. Yöneltmiyorsunuz. Neden? Sevgili Cüneyt, onu kendi dilinle bir düzeltirse sevinirim. Okuyacağım ben çünkü onu. Merak ettim yani. Merak ettim. Şimdi neden sormuyorsunuz? Ben tutup da Selçuk Bey vazgeçin Demokratik Sol Parti'den, vazgeçin de gidin CHP'ye mi sığının diyeceğim. Veyahut da gidin BTP'ye mi sığının diyeceğim. Veyahut da MHP'ye mi sığının diyeceğim. Veyahut da Demokrat Parti'ye mi sığının diyeceğim. Refaha mı sığının diyeceğim. Kime sığın? Öyle şey olur mu? Şimdi kendileri bilecekleri iştir. Liderlerin bilecekleri iştir. Tabii bu benim programım değişik. Yani benim programım, onu da soramam. Sahip Bey, vatandaşın şunu da bilmesi gerekiyor. Evet. Sevgili vatandaşlar, lütfen okuyalım bakalım onu sevgili başkanım. Yine, Sayın Salih Bey, yine de birlik adına sorulması gereken soruları neden sormuyorsunuz? Veya sormuyorsunuz, neden Selçuk Bey'e yöneltmiyorsunuz? Selçuk Bey, sevgili başkanım, neden CHP ile birleşmiyoruz? Neden BTP ile birleşmiyorsun? Neden Refah ile birleşmiyorsun? Neden Demokratik Parti ile birleşmiyorsun sevgili başkanım? Lütfen. Sayın Erkek, öncelikle biraz önce Mehmet Ali Bey'e cevapları verdiğim gibi bir şeyi daha eklemek istiyorum. Vatandaşın da bu konuda bilgili olmaya hakkı var. Çünkü biz seçim çalışması ya da herhangi bir çalışma yaptığımızda sahada bize sıkça sorulardan birisi bu. Neden birleşmiyorsunuz gibilerden. O vatandaşlara söylediğim bir soruyu, biraz önce soruyu yönelten kardeşimin ismi çıkmadı. Ona da aynı soruyu ben buradan sormak istiyorum. Bize sorduğunuz bu soruyu Cumhuriyet Halk Partili herhangi bir yetkiliye sordunuz mu?
Ben de size bu soruyla cevap vermek istiyorum. Çünkü bu soru sürekli Demokratik Sol Partililere soruluyor. Demokratik Sol Partililerden bu konuda özveri isteniyor. Bize üzerine basa basa bunu söylüyoruz. Diyoruz ki 2007'de seçime girmedik. Aldığımız oy %-0. Bakın sıfır bile değil. %-0. Matematikte bile böyle bir terim yok. Yani Demokratik Sol Parti Türk siyaseti adına, Türk solu adına, Türk aydınlanması adına her türlü özveriyi göstermiş ve bugünkü durumunu o günlerde gösterdiği özveri sonucu şekillenmiş bir parti. Bizler yeniden, Ecevit bu partiyi dişiyle, tırnağıyla, halkıyla beraber kurdu. Ama her birleşmenin ardında bizler erozyon kaybettik. Biraz önceki söylediğim cümleyi tekrarlamak istiyorum. Özellikle bu programa gelirken unutmayayım diye buraya not aldım. Kendi değirmenlerine su taşıyanlar diye bir tabir vardır bizde. Bugün İzmir'de bile aylardan beri belli çalışmaları yapmaya çalışıyoruz. Ama her bulunduğumuz platformda maalesef bunları bize yönelten, bunları bize öneren insanların çok da iyi niyetli olmadıklarına şahidiz ve bunu yakinen görüyoruz. Ve bizler de Demokratik Sol Parti olarak, Demokratik Solcular olarak halkımıza daha önceki gösterdiğimiz iktidarı yeniden gösterme kararlılığı içerisindeyiz. Ve sorumu tekrarlıyorum. Bize sorduğunuz bu soruları lütfen Cumhuriyet Halk Parti'nin yetkili kurullarına da bir sorun. Onlar da size gerekli cevabı versinler. Şimdi zaten ilk programımıza girdiğimizde konuştuk. Evet. Siz dediniz ki bütün illerde, her yerde kendi adaylarımızdan çıkacağız. Kesinlikle. En baştan beri konuştuk. Şimdi ben onu tutup da neden birleşmiyorsun demek şahsıma yakışmaz. Yani o, yani sizi küçük görmüş gibi olurum. Çok özür diliyorum. Affınıza sanırım. Hiç de öyle, Cumhuriyet Halk Partisi öyle küçük salacak da bir parti değildir. DSP parti değildir. Bu bir süreçtir. Evet. Bu süreç. Mesela şu anda Sayın Kılıçdaroğlu'nun, gerçek ciddi anlamda söylüyorum, şu anda bir sınavıdır. Evet. Şimdi belediye seçimlerinde Sayın Kılıçdaroğlu eğer istediği rantı elde etmese, siyaset rantını elde etmese kurultay var. Evet. Kurultaya gidilecek. Evet. Yani o kurultayda da öyle de bir onurlu şahsiyetlidir Sayın Kılıçdaroğlu. Hiç aday da olacağını da tahmin etmem. Çekip gider. Şimdi Sayın Erkek, yine partisinin arkasında durur. Yani öyle bir şahsiyetli bir insan. Evet. Öyle dürüst bir insandır. Yani onun adına Sayın Kılıçdaroğlu da çok az evvel buyurduğunuz gibi dedin, neden geç adaylarını belirliyorlar. Evet. Onun adına da böyle bir çalışma içindeler. Hem kendisi hem genel başkan yardımcıları ve kurmaylarıyla birlikte, yöneticileriyle birlikte öyle iyi derinleme bir araştırma yapıyorlar. Şimdi tabii bu vatandaş bu soruları soruyor ve merak da ediyor. Biz bu yönden vatandaşımıza herhangi bir eleştiride bulunamayız. Sadece belirttiğiniz cümlelere belki birkaç cümle daha eklemekte fayda var. Biliyorsunuz 1999 yılında Demokratik Sol Parti iktidar olduğu dönemde Cumhuriyet Halk Partisi baraj altında kaldı. O dönemde Demokratik Sol Parti iktidarı çerçevesinde sol adına birçok karara imza atıldı. Bizler birleşmenin, dayanışmanın, halkın da Demokratik Sol Parti meclise taşımasıyla mecliste omuz omuza bir yasa teklifi verildiğinde omuz omuza el birlik milletvekilleri çerçevesinde, yani meclis çatısı altında daha verimli olacağını düşünüyoruz. Yoksa hepimiz bir yerde kümelenelim. Ecevit'in Demokratik Sol Parti kuruşunun ana felsefelerinden birisidir. Solda büyümek. Bugün solun toplam oyu Türkiye'de %30'lar civarındadır. İkinci bir parti, ikinci bir kol, ikinci bir proje, ikinci bir yol olmadığı sürece AKP'nin mevcut oylarını üretmenin başka bir şekli şemali yok. Yani ancak o biraz önce söylediğiniz 45'leri 50'leri azaltabilirseniz, bu da farklı kulvarda sadece Cumhuriyet Halk Partisi'nin çatısı altında çalışmalarıyla olacak şeyler değil. Bugün Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy vermeyen ya da vermek istemeyen birçok vatandaş gönül rahatlığıyla Demokratik Sol Parti'ye oy verebilmekte. Bizler buna sahadan çok yakinen şahidiz.
Ama ben biliyorum ki değerli Mehmet Ali kardeşim gibi, Mehmet Ali Güvenç kardeşim gibi birçok iyi niyetli kardeşimiz hep beraber olmanın fayda getireceğini düşünmekte. O yüzden bu soruları sormakta. Buna da saygı duyuyoruz. Dilerim verdiğimiz cevap kendisini tatmin etmiştir. Evet, sanırım etmiştir. Yukarıdaki yazıyı alabilir miyim? Evet, o ha, bu mu var? Sayın Mehmet Salih Erkek, tam soy isminize uygun bir program oluyor. Her zamanki gibi sizi Karabağlar Belediye Başkanı olarak görmek istiyoruz. Yoksa değiştirme canım benim. Ben okuyayım, ondan sonra bitireyim ya. Yoksa Karabağlar elden gidecek. Bunu görsünler. Artık inşallah sizi aday gösterecekler. Buna canı gönülden inanıyorum. Yolunuz açık olsun. Abdullah Suna. Çok teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Getir diğerine bakayım. Ne diyor diğeri? Ya avuç içi kadar stüdyo, tek kamera. Yok, tek kamera değil. Çift kamera var şu anda. Kötü mikrofonlar. Yakışıyor mu? Hiç bari iki kamera koysaydınız. Biraz geniş masa olaydı. Biraz büyük stüdyo olaydı. Bu kadar mı özensizsiniz? Kendiniz çalıp kendiniz oynuyorsunuz. Madem sevgili vatandaş, ismini de koymamışsın. Madem kendimiz çalıyoruz, kendimiz oynuyoruz, neden seyrediyorsun? Benim de sana sorum bu. Bu kadar basit. Şimdi kimin stüdyosu, kimin osu, kimin busu, kimin nesi, sana ne? Ay sana ne? Gidiyoruz en büyük, bakın en büyük TV programlarına da gidiyoruz. Onların da var böyle. O gördüğünüz şeyler öyle değil. Onlar da ufacık. Sanmayın öyle geniş alanlar var. Ha sağ olsunlar, gidelim İstanbul'a. İstanbul'da geniş. Orada rant çok büyük. Reklam çok büyük. Bir televizyon reklamla döner. Eğer o televizyon reklamı yoksa ancak böyle stüdyosu olur. Biz emeğimizle, biz hiçbir reklam almadan şu anda insanları aydınlatmaya çalışıyoruz. 2 yıldır. Yıllardır Sky TV'de program yaptım. İşimin çok fazla olması nedeniyle kendi gazetemin televizyonunda da program yapmaya başlıyorum. Çünkü insanlar istiyor. Bizde de bu. 2 yıldır burada program yapıyoruz. Kimseye dilenmiyoruz. Kimsenin tepesinden de bilmiyoruz, tehdit de etmiyoruz. Paran, o geniş olduğu zaman, bilmem neler olduğu zaman paran var demektir. İnsanları tehdit ediyorsun demektir. Kimse de sayın, bir de isminizi de vermemişsiniz. Keşke Cüneyt isimsizleri, çünkü ben almıyorum ama Cüneyt oradan gözden kaçırmış seni. Ona rağmen o mesajını okudum. Demesinler ki Salih Erkek okumadı. Evet sevgili vatandaş, kusura bakma. Hırsız değiliz. Çalmıyoruz, çırpmıyoruz, çaldırtmayacağız. Gazetem dahi olsa, televizyonum dahi olsa. Bakın burada il başkanım benim var burada. İnanıyorum başka programlara gittiklerinde para basıyorlar. Ama erkekçe programı Salih Erkek'e hiç kimse, bir kimse diyemez ki kuruş verdim. Onun için dürüstlük diyoruz. Onun için halk diyoruz. Beni eleştiriyor kabrasa. İzleme kardeşim madem hoşuna gitmiyor. Ya kusura bakmayın sevgili başkanım. Valla işte böyle insanlar da var ya. Tabii şimdi bunlar olacak sahibi. Bunlar, ama şimdi neden böyle kendi kendilerini düşünmüyorlar? Git İstanbul'daki, git ATV'yi aç kardeşim. Git aç orayı. Başka televizyonlar var. Bak o çıplak kadınları gösteren televizyonlar var. Git onları aç. 2 senedir bu İzmir'in sorunları gündeme getiriyoruz. Bu ufacık stüdyoda. Kimseden kuruş para almıyoruz. Gerektiği başbakana çatıyoruz. Reisi cumhura çatıyoruz. Savcılara, hakimlere, valilere çatıyoruz burada. Kimin için çatıyoruz? Babamızın hayrına mı çatıyoruz? İnsanların adına. İzmir halkı adına çatıyoruz. Ezilen halk adına çatıyoruz. Kusura bakmayın kardeşim ya. Sevgili seyircilerimden de özür diliyorum. Böyle patavatsız insanlar da çıkıyor. Ruhumuzu da sıkıyorlar. Ya affedersin sevgili başkanım. Vallahi affedersin. Yani kimse de kusura. Ha bu kişi de kimse bilmiyorum ama bu kişi bizi çekemeyen kişilerdir.
Bu kişi yürekli olsaydı orada adını soyadını yazardı. Tabii bu sonuçta vatandaş Sarp Bey. Hayır, ben böyle vatandaşım olmasın. Ciddi söylüyorum, olmasın. Beni küçük gören, stüdyomu, kurumumu küçük gören, hiç benim vatandaşım, benim seyircim de olmasın. Hayır, bir de böyle diyor, bir de yazıyor bakın. İzleme. Ne izliyorsun? Ha, ip numarası da varmış. Var, adı önemli değil. Tamam, ben ip numarandan seni bulurum. Tamam kardeşim. Evet. Sevgili Cüneyt, teşekkür ediyorum. Sağ olasın. Evet. Evet sevgili başkanım, son sözlerimiz ne olur. Kusura bakma, biraz da seni geldim galiba. Hayır hayır, yok, ben gelemedim. Evet. Ben sizin rahatsız olmanıza üzüldüm. Vatandaş tabii baştan beri söylüyoruz, bir takım şeyleri söyleyecek, edecek. Bizler siyaseten bu seviyeyi, bu kültürü artırmak durumundayız. Neden buralarda ya da işte bize sorulan hep soru, niye hala Demokratik Sol Parti'desiniz? Demokratik Sol Parti'nin parası bitti, Demokratik Sol Partisi'nin şunu bitti, bunu bitti. Ama Demokratik Sol Parti bir şey bitmedi. Demokratik Sol Parti emek bitmedi, yürek bitmedi. Bugün Demokratik Sol Parti beş parasız ve o biraz önce söylediğiniz manada keşke biz de o paraları verebilsek ve büyük stüdyolarda yer alabilsek demiyorum. Çünkü bizi halkın televizyonları, halkın gazeteleri, halkın radyoları zaten çağırıyorlar. Biz onlara gönül rahatlığıyla demeçlerimizi bir kuruş ödemeden rahatlıkla veriyoruz. Buradan İzmir halkına, bizi dinleyen Türkiye demiyorum artık, daha önce o gafleti yaptım. Dünya. Dünyadaki evet, dünya bütün Yeni Gün televizyonu, Yeni Gün TV dinleyicilerine saygı ve sevgilerimi sunarken Demokratik Sol Parti'yi izlesinler. Bizler bu seçimde bazen seçimi sandıkta kazanmak başarı gibi görülebilir. Ama bizler Demokratik Sol Parti'yi Türk siyasi hayatında yaşatma, var olma mücadelesini sonuna kadar sürdüreceğiz. Bu seçimlerden en büyük galibiyetimiz, en büyük zaferimiz Türkiye'ye yakışan kadrolarla çalışma fırsatını bularak çıkacağız. Bu bizim en büyük imtihanlarımızdan biri olacak. Buna inanan, bunu yüreğinde hisseden, sadece kendisine değil, gelecek nesillere, çağdaş, layık, demokratik Türkiye Cumhuriyeti'ne, geleceğin Türkiye'sine kendisini borçlu hisseden herkese buradan sesleniyorum. Demokratik Sol Parti'ye oy verin. Demokratik Sol Parti'ye güç verin. Türkiye'de sadece tek merkezli bir sol siyaset değil. Türkiye'de çok merkezli, çift kollu bir sol oluşuma destek verin. Demokratik Sol Parti hiçbir zaman bölücü değil, tamamen birleştirici bir partidir. İstediğiniz, arzunuz muhakkak ki meclis çatısı altında, ülkenin aydınlık geleceği adına meclis kürsülerinde, meclis koltuklarında bir araya getirilecektir. Ama öncelikle Türkiye'de solun daha da güçlenmesinden geçmektedir bu yol. Bu manada duyarlı bütün vatandaşlarımızın Demokratik Sol Parti'ye oy vermelerini istiyorum. Bizi dinleyen tüm vatandaşlarıma bu akşam saatinde bize zaman ayırıp dinledikleri için, başta sizle buluşmamızı sağlayan Sayın Erkekçe programının yapımcısı Salih Erkek ve Yeni Gün TV ailesine de teşekkürleri bir borç biliyorum. Saygı ve sevgiyle iyi akşamlar diliyorum. Sevgili başkanım, şeref verdiniz. Yeni Gün ailesine, Yeni Gün TV Erkekçe programına şeref verdiniz. Çok teşekkür ederim. Her zaman kapımız size sonuna kadar açıktır ama bir mesajınız da var. DSP Sol'un sosyal demokrattır, CHP eksen kaymasına uğramıştır. Sayın başkanıma ve ekibini destekliyorum. Teşekkür ediyoruz. İbrahim Alp, teşekkür ediyoruz. Evet, İbrahim Alp, teşekkür ediyoruz. Şimdi bir avuç kadar ben abi. Boş ver, takılmayın oraya bence. Takıldım ben oraya. Takılmayın. Şimdi takılmayın. Bakın, hayır hayır. Sevgili başkanım. Şimdi bakın. Güzel, vatandaşı mazur görün. Güzel kordonumuz var. Farkındasınız değil mi? Güzel kordonumuz var. Nereden görüyor stüdyoyu? Hayır, çöpte stüdyoyu nereden görmüş? Çift kameranın olmadığını. Bakın burada çift kamera var. Yani o kadar neyse. Salih Erkek vatandaşı her yerde kucaklar. O yüzden burada da kucaklamaya şimdi devam etmeli. Ama şimdi ya diyor. Bakın ya. O ya cümlesini ben çok gıcık kaparım yani. Ya şöyle olur. Böyle bir sorun var. Burayı da düzeltirseniz çok mutlu oluruz. Sizi izliyoruz. Sizi bu şekilde konuşulur. Ya. Ya yani ayıptır bunlar ya. Hakikaten ayıptır. Evet sevgili seyirciler.
Sevgili başkanım Dopdolu, şimdi onun her imzasının altına ben de imzamı atarım. Yani Demokratik Sol Parti Ecevit'ten, merhumdan kalmadır. İyi lider. Dünyaya mal olmuş bir lider. Onlar da, sevgili başkanım da, genel başkanım da, tüm yöneticiler de merhumu mezarında, mekanında rahat etme adına Demokratik Sol Parti'yi devam ettiriyorlar. Kendilerini ben kutluyorum. Ahde vefa budur. Sadakat budur. İnsanlık budur. Kendilerini kutluyorum. Ne olursa olsun. Ne olursa olsun. Şimdi Demirel yıllardır devlet adamlığı yaptı. Kendisi de sağlıklar diliyorum. Bu ülke için çok şeyler yaptı. Sayın Ecevit'le birlikte. Yani kendilerine kucak dolusu burada saygılarımı iletiyorum. Memlekete bir çivi çaktılar. Atamız, şimdi bazıları diyor ki Atatürk'e arkanıza alıyorsunuz. Bazıları diyor ki dini arkanıza alıyorsunuz. Bunlar olmamalı. Sayın atamızı rahmetle anıyoruz. CHP'yi kurmuş. Damını getiriyorlar. Şu anki lideri Kemal Kılıçdaroğlu. Canı gönülden kutluyorum. Yok o partiye git, yok bu partiye gel, yok bilmem ne, yok kapat orayı, yok destekle. Olmamalı. Ben kendilerine teşekkür ediyorum sevgili başkanım. Gerçekten merhuma yakışır bir şekilde davranıyorsunuz. Çok teşekkür ederim. Şahsiyetiniz de öyle, İl yönetiminiz de öyle. Hepiniz, genel başkanınız da öyle. Gerçekten kutluyorum. Çok teşekkür ederim. Yolunuz açık olsun. Ben CHP'liyim. Ben de size başarılar diliyorum. Ben CHP'liyim. Bir süreç yaşıyorsunuz. Ya, yolunuz açık olsun. Bu anlamda da sizi kutluyorum efendim. Çok teşekkür ederim. Rakibiniz gelsin benim karşımda da. Karabağlar'da seve seve saygı çerçevesi içinde saygın bir şekilde orada asla ve asla DSP bir tek cümle dahi etmeyeceğim. Diyeceğiz ki yolun açık olsun DSP adayı. Demokratik Sol Parti adayı. Yolun açık olsun diyeceğim. Çok teşekkür ederim. Yani bu kararlar mertiz. Evet. Yani kimse de kusura bakmasın yani. O kapattı ya öyle git destekle. Bunu yap, o onu yap. Yok öyle bir şey. Evet efendim bu akşamlık da bu kadar. Ama pardon geçmeden. Lütfen yarınki yeni gün yazımı lütfen okuyun. Çünkü çok dolaştım. Gezdim. İzmir'i köylerine. Bir adayın nasıl olması gerektiğini ve halk o adaya, o partiye nasıl oy vereceklerini yarın ki köşe yazımında da belirtiyorum. Okumanızı tavsiye ediyorum. Ona göre ben buradan Sayın Genel Başkanıma saygılarımı, sevgilerimi iletiyorum. Genel Başkan Yardımcılarıma saygılarımı, sevgilerimi iletiyorum. Sayın Aziz Kocaoğlu'na saygılarımı, sevgilerimi iletiyorum. Hiçbir zaman şunu söyleyeyim. İzmir kimsenin çantasında keklik değildir. Ne olursunuz, ne olursunuz adaylarınızı halka danışın. Vizyonu, misyonu düzgün olan, çalmayan, çırpmayan, halka yakın olan, dini, dili, ırkı, mezhebi ayırt etmeyen adaylarla yola çıkınız. Benden söylemesi. Artık kendiniz bilirsiniz. Ne yaparsanız, ne diyelim, neylerse Rabbim eyler, iyisini eyler. Hepinize her zaman söylediğim gibi, her şey ama her şey, yurdum ve yurdumun insanları için. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.